Abi. Counter'la GTA oynayacağım. Bana sistem toplar mısın? Ne yapıyorsun? Abi. GTA ve Counter oynayacağım. Bana bir sistem toplar mısın? İlginç bir tipsin. Dikkatimi çekti. Teşekkür ediyorum. Yalnız 180 TL bütçem var ha, ona göre. 180 TL mi? 1180 TL mi? 180. 180'e anca şey alabilirsin. Kasa alabilirsin. Ama içi boş olur yani. Kasayı götürürsün, evde tuşuna basarsın, böyle power tuşuna. Artık hayal gücüne kalmış bir şey. GTA'yı hayal gücünde oynayabilirsin. Yok ben inanıyorum, sen yaparsın. Ben yaparım. Ben sana nasıl bir şey yapabilirim biliyor musun? Hatta arkadaşlara da büyük bir rehber olsun. Hayatım boyunca sistem tavsiyeleri diye bayağı bir emek harcadım. Özellikle Donanım Haber'de çalışırken 3-4 sene boyunca insanlara teknoloji anlamında sistem toplarken yardımcı olmaya çalıştım. Şimdi çok güzel bir konseptle karşınızda olacağız. İnternette özellikle 1000 TL'lik sistem önerileri sunan bazı yerlere baktım. Pek içimi açmadı. Ne yapıyorsun? Sakin ol. Bir şey anlatıyorum size. Sana ve arkadaşlara bir şeyler anlatıyorum burada. Önemli bir sistem toplayacağız bugün. Neyse, topladıkları sistemlere baktım ama gayet alakasız parçalarla doluydu. Bu anlamda sizlere kendime sistem toplar gibi kaliteli bir sistem toplamak istedim. Sen de evinde güzel güzel GTA oynayabilirsin artık. Neyse arkadaşlar, sözü bir kenara bırakıyorum ve hemen sistem toplamaya başlıyorum. Öncelikle ürünleri elimden geldiğince tek bir noktada toplamak istesem de bazı aradığım parçalar olmadığı için hepsi buradanın dışına çıkmak durumunda kaldım. Yine de opsiyonlara yönelmek tamamıyla size kalmış durumda. Anakart olarak MSI'ın A68H Yonga setli anakartını seçtim. Hem uygun fiyatlı hem de günümüz beklentilerini karşılayabilecek düzeyde. Özellikle 2133 MHz bellek desteğiyle gelmesi de grafik işlem biriminden daha iyi performans almamıza olanak sağlamış. Ayrıca overclock için de uyumlu bir anlayışa sahip olduğunu belirtelim. İşlemci olarak 2014 yılında ortaya çıkmış Kaveri A8 7600'ü seçtim. İşlemcimiz 4 CPU, 6 da GPU olmak üzere 10 çekirdek taşıyor ve 28 nanometre teknolojisiyle pekişmiş. 3.8 GHz hızlarında çalışabilen bu işlemciyi gerekli durumlarda 4.0 GHz seviyelerinde bile kullanabilirsiniz. Ek olarak dahili 720 MHz saat hızlarında çalışan GPU'sunun ise %50 hız aşırtma desteği olduğunu belirtelim. Enerji tasarrufu modunda 45, performans modunda ise 65 Watt tüketen işlemcinin bütçeyi zorlamadığını söyleyebiliriz. Seagate'in Barracuda serisi disklerini az çok hepimiz biliriz. Performans ve kalite anlamında bugüne kadar hiç sıkıntı yaşatmadığını söyleyebilirim. Açıkçası 1 TB'lık bu modeli seçmeye uygun buldum. Dilerseniz yerine 120 ya da 240 GB'lık bir SSD de alabilirsiniz. Yine de ileriye dönük kapasite ihtiyacı duyacağınız için 1 TB'lık seçim şu an için iyi gözüküyor. İşte geldik en önemli kısımlardan birine. Kingston'ın 2x4 yani 8 GB'lık belleğini seçmeye uygun buldum. Hem gerçekten ucuz hem de GPU performansı bakımından fazlasıyla iş görebilecek nitelikte. Abi, peki bu topladığımız sistemde hangi oyunları oynayabileceğiz? Cevap? Beni çok şaşırttın da o yüzden cevap veremedim ya. Bu topladığımız sistemde şu oyunları oynayabileceksin. GTA 5, Battlefield 1, LoL, Dota 2 gibi birçok oyun oynayabileceksin. MOBA türündeki tüm oyunları oynayabilirsin. Herhangi bir sıkıntın olmaz. Kimisinde medium, kimisinde yüksek detaylarda rahatlıkla oyunları oynayabilirsin. APU ile birlikte çalışabilen R7 240 sayesinde birçok işlemde ihtiyacınızı karşılayabilecek bir performans elde edebileceksiniz. Bilerek seçtim çünkü ileride bütçenizi tamamıyla yakalayabildiğiniz zaman RX 480 alarak daha yüksek, inanılmaz yüksek performanslar elde edebileceksiniz. Tabii ekran kartı seçimi size kalmış bir durumda. Nvidia tercih ediyorum diyorsanız da Nvidia'ya yönelebilirsiniz. Biliyorsunuz ki Kaveri çift grafik özelliği sayesinde R7 serisi denk kartları desteklediği için ekran kartı olarak hem uygun fiyatlı hem de ileride değişimi kolay olduğu için Safir'in R7 240 ekran kartını tercih ettim. 2 GB DDR3 bu kart ile de APU'nun nimetlerinden fazlasıyla yararlanabileceksiniz. Çoğu oyunda işinizi çift grafik sistemi görecektir. Biraz daha bütçemi zorlarım derseniz de RX 460 ya da 470'e yönelebilirsiniz. İşte geldik sistemin demirbaşına. Kasa olarak Tungsten'a U3 450W modelini tercih ettim. Hem USB 3.0 destekli hem de dahili güç kaynağı sayesinde de ek masraf yapmanıza gerek kalmıyor. Fiyatı ve tasarımı da gayet uygun gözüküyor. İleriye dönük bir sistem olacak. DDR3 olsa da hala DDR3 fazlasıyla performans elde edebileceğiniz nitelikte. DDR4 konsepti tam anlamıyla oturmuş değil. Hem zaten DDR4 sistem pahalı. AMD de DDR4 kanadında yeniliklerle gelmeye hazırlanıyor. Beklemede kalın. Takıldığınız noktalarda zaten overclock yaparak daha iyi performans elde edebileceksiniz. Birazcık da sistemle haşır neşir olup oynamak büyük artılar katabiliyor. Benim çok hoşuma gidebilen bir konsept. Onun dışında şunları söyleyebilirim. Parçaları gerçekten özene bezene seçtim. Onun dışında bugünlük de videomuzun sonuna gelelim diyorum. Umarım faydalı bir videoya parmak basmışızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Paylaşmayı ve destek olmayı unutmayın.